Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bantmag'ın düzenlediği Beni Bu Şarkılar Mahvetti'nin üçüncüsündeyiz. Aynı zamanda canlı yayındayız şu anda. Bantmag.com üzerinde, Bantmag Radyo'da. Birileri de evde şu an bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Umuyoruz. Evet. İlk konuğumuz Can Güngör. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sen uzun uzun böyle bir röportaj yapasın var. Çünkü senin cephende yeni şeyler oluyor. Öncelikle yeni single'ın için tebrikler. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır ilk albümden sonra yavaş yavaş kıpırdanmalar başladı. Evet, yani 4 yıl olacak ilk albüm çıkalı. Epeydir de yani son 2-2,5 yıldır falan da işte yeni şarkılar ve yeni albüm, nasıl bir albüm olsun, nasıl bir çerçevede olsun, nasıl kaydedeyim gibi mesailerle aslında uğraşmaktaydım. Son bir yıldır da bir fiil kayıt süreci işte bir başladım, sonra araya bir 6 ay bir boşluk girdi, başka şeyler yapmam gerekti vesaire. Ama süreç devam etti ve şu anda da zannediyorum ve umuyorum son %20'lerde falanım yani artık. Peki %20 tamamen neye karşılık geliyor? Bu konuda biraz bize bilgi verir misin? Yani spesifik olarak aşağı yukarı baharda mı? Birkaç keyboard kanalı kaldı falan. Okey, tamam. Değil tabii. Yani biz tık daha fazlası işte bilgi, vokalleri kaydetmem lazım. Tamam. İşte ne bu? Yaylar ve nefesler olacak. Onlar kaydedilecek. Ama dur, biz aslında şeyi merak ediyoruz. Albüm ne zaman dinleyeceğiz yani? Evet, çok güzel bir soru. Çok haklı bir soru. Valla umuyorum sonbahara kalmayacak. Hatta sonbahara kalmamasını istiyorum. Böyle bir şöyle bir ön yargı var. İşte ne bileyim, benim işte görece melankolik ve karanlık bir müziğim var ve işte bu sonbaharda ve yağmurlu havalarda dinlenebilir gibisinden. Böyle bir konsensus var. Hatta buna ben de katıldım yani zaman zaman. Ama yani son sıra düşüncem, bunun bir mevsimi yok. Albümün bir sürü rengi var aslında. O yüzden böyle yaz ortasında bile eğer bitmişse albüm, her şey hazırsa hadi artık benden çıktı, top sizde demek isterim. Ha. İyi, heyecanla bekliyoruz. Daha konuşmak isterdim albüm üzerine. Evet. Daha neler olacağını dair. Başka. Evet. Konumuz başka. Seni mahveden şarkılar tanısında 5 tane parça getirdin, seçtin. 6 mı acaba? 6. Yani kısa kısa. Bak ona işte akışa göre bakacağız. Bakacağız. Okey. Peki seçtiğin ilk parça nedir ve neden bu parça? Seçtiğim ilk parça Cinuchen Tanrı Korur isminde bir TSMC ama yenilikçi TSMC abilerimizden birisinin bir bestesi. Cenab-ı Şahabettin şiirinden bestelemiş bunu. Ben hatta çok araştırdım, şiirin tamamını bulmaya çalıştım. İnternet hiçbir yerde bulunmuyor. İşte sahaflardan bir kitap buldum, bütün Cenab-ı Şahabettin şiirleri. Sayfa sayfa araştırdım, şiirin ismi de yok çünkü elimde. Böyle ve o şiiri bulamadım, tamamı yok. Yani böyle iki kıtası falan bestelenmiş sadece. TSM ile Türk halk müziği ve sanat müziğiyle çok alakalı bir dostum bana bunu dinletmişti ve ben İlk seferden müthiş vurulmuştum. Zaten şarkının ismi bile o kadar şiirsel ki hemen böyle bir insan havasını değiştiriyor. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler şarkının ismi. Şiirin kendisi gibi zaten değil mi ismi yani? Galiba şiir bu aslında. Devamını böyle... Devamını öyle bir yok zaten. Şeyde, aynen. Tamamlansın diye yazılmış olmalı. Peki bu vurulduğun dönem aşağıdaki hangi yıllardan bahsediyoruz? Yakın dönem mi yoksa? Yakındır aslında. 3 yıl falandır muhtemelen. Ama ya böyle vurulduğumda çok dinledim. Hani ben bir şarkıyı sömürerek çok fazla dinleyen birisiyim. Evet. Böyle 70 tekrar falan, günler günler, yatarken, uyandığımda falan böyle hani suyunu çıkartırım o şarkının. Bu şarkını da öyle yaptım. 3 sene önce de yaptım. Geçen sene de, yakın zamanda da hep aklıma gelir. Dönem dönem böyle bir kokusunu alırım onun. Öyle, çok eski tarihi yok aslında. Ozan, dinle. Hadi bakalım, nasıl olacak burada? Ha
Güzel bir ağır. Programın adını mahvetti. Ben koymadım. Peki. Sıradaki parçamız. Sıradaki parçamız. Coğrafyada yaşıyoruz galiba şimdi. Evet. Amerika'ya hatta Baltimore'a mı gidiyoruz? Galiba evet. Baltimore'a olması lazım. Geçen bir belgeselle başladım yani. Böyle bitiremedim bir türlü eroinle alakalı. Baltimore'un bir kasabası böyle eroin rekortmeniymiş. Yani morfinle ilişkilendiriyor aslında. Evet. Hani morfinden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Mark Sandman için öyle şeyler söylenir ama bir ara ben kafaya takıp okuduydum bununla alakalı şeyler. Aha. İşte kız arkadaşı da, ailesi de filan. Öyle bir şeyin olmadığını aslında hani sahnede kalp krizi geçirip öldüğünü söylüyor. 2-3 hafta önce biz de burada morfin vokalisti Mark Sandman'la ilgili çekilmiş bir belgeseli gösterimi yaptık. Orada zaten onun altını çiziyorlar. Hani grubun adı Morfin, çok ağır müzik. Nedense böyle uyuşturucuyla şey var, yan yana yürüyor gibi. Halbuki adamın hiç öyle bir hayatı yok. Ölüm sebebi. Yokmuş evet. Bu arada bilmeyenler için de söyleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz Morfin grubunun vokalisti senesini hatırlamamakla beraber galiba 99 senesinde İtalya'da bir konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Böyle bir acıklı şey ve var. Ve şeyde otopsi yapamıyorlar. Yahudi olduğu için. Evet. Yahudiler otopsiye karşılarmış ya da bilmiyorum belli bir fraksiyon varsa artık yani Yahudilikte neyse. O yüzden hani inceleyememişler de tam ölümünün sebebinin ne olduğunu. Ama işte kız arkadaşının falan söylediği kadarıyla hani böyle zaten dark ve depro bir dönemden geçiyormuş. Bir takım ilaçlar kullanıyormuş falan. Yatıştırıcı olarak vesaire. Sahnede de. Can program çok ağır ilerliyor. Bayağı hüzünlü ve böyle yoğun. Ölümler falan. Yani, ama parçası olmamalı ya. Bu arada tabii şu an çalacağın parça nefis bir parça burada. Ben de çok sevdim bu parça. Of neler neler. O zaman gönderiyorum. Ooo. Bir dakika. Hala ısrarla durmuyor. Otopide kapatalım ya. Rakı falan. Evet. Geldi. Geliyor. Mahvetti de hemen böyle bir şey anladım. Evet doğru. Herkes başka bir şey anlıyor muhtemelen ama ben gerçekten bir mahv anlıyorum. Hani loop'u alıp böyle acıdan zevk duyma derecesinde müziğe maruz kalmak olarak anladığım bir şey. Senin parçalar da biraz öyle bu arada. Muhtemelen. Yani acıdan zevk duyan insanların ama yok aslında yani öyle ben öyle düşünüyorum zaman zaman. Çok karanlık ve ne bileyim melankolik olduğunu. Ama yani böyle %70-80 oranında aldığım feedbacklerde şey var. Hani umut barındırdığı, bir hafiflik barındırdığı. Hani ne bileyim hani kendi gibi değil galiba. Yok o kadar evet. Yani, ya ama olsa da ne yapabilirim ki? Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamam. Peki öyle. Sırada ne var? Sırada ne var? Sırada Grizzly Bear var. Yine Amerika'dan. Beni inanılmaz çok etkileyen gruplardan bir tanesi. Aslında onların da tarihi bende çok eski değil. Zannediyorum 2009 yıllarına falan tekabül ediyor. Bir arkadaşım bir şarkıların videosunu paylaşmıştı. Ready Able diye. Müthiş bir animasyon. Stop motion. Onu izleyip ve dinleyip de böyle vurulmuştum. Bu nasıl bir müzik? No, yani anlamlandıramadım. O kadar çok şey olmuştu ki. Büyülenmiştim. Sonrasında diğer şarkılarına ve albümlerine düşmeye başladım. Hatta işte ilk konser turizmimi onlar için yaptım. Berlin'e gittim. Onları izledim bayağı canlı. Sadece Grizzly Bear'i canlı görmüştüm. Tabii canım, aynen. Sadece onlar için. Çünkü sürekli konser programlarını takip ediyordum ve Türkiye'ye gelmediler. Bir şekilde o listeye alınmadım. Falan filan. İşte sonra ne bileyim işte benim müziğimde de birkaç şarkıda banjo ben kullanıyorum. Aslında o fikir, o tınıyı Grizzly Bear'dan öğrendiğimi söyleyebilirim. Bu şarkıdan çok fazla anlaşılacaktır. Normalde ne bileyim banjo enstrümanı böyle hani folkish işte redneck'lerin hızlı hızlı çaldığı böyle ne bileyim komik ve şirin bir enstrüman gibi bir tipi var aklımızda aslında. Ama hani çok yavaş çalındığı zaman bizdeki cümbüşe, tambura falan tekabül eden bir tınısı var. Onlardan onu öğrendim diyebilirim. Bu da Reprise diye bir şarkıları. İlk grup olduktan sonraki ilk albümlerinden 2000 zannediyorum 2006'da yayınlanmış var. 2006 ya da 2004. Bayağı evet. Buradan 3 sene olmuş. Ne zaman? Dinliyoruz. Dinleyelim bakalım.
bayağı uzun uzun konuşalım seninle. Ben daha çok şarkı seçmek isterdim gerçekten. Evet. Biraz öyle bir konu zaten gerçekten de. Biz doğruları geliyor. Sıra iki parça. İki parçan kaldı. Desene bu dahil mi? Tabii tabii bu dahil. Tamam. Ne var sırada? Sırada ne var? Kimileri için gayet geyik olarak algılanabilecek bir şey var. Gayet adil bence. Bodyguard diye 80'ler sonu 90'lar başı tarihten emin değilim aslında da. Ben işte Whitney Houston'ın Meşahı Dosya direkt tarihi parladığı film olabilir. Valla ne bileyim bu da aslında baya yakın tarihte bana çarpan şarkılardan bir tanesi. Ha öyle mi? Yani zamanında evet, Bodyguard'ı sinemada izleyip yok aslında belki değil. Kulağıma öyle birazcık gelmiştir ama hani evet. O şarkının peşine düşeyim falan dememişimdir. Okay. O zamanlar metalcilikle meşguldüm çünkü. Hadi. Yani böyle şeyler geyik geliyordu bana muhtemelen. Neyse bir anda böyle vapurda giderken bu şarkı aklıma geldi. Ya bu şarkı nasıl bir şarkıydı? Bu şarkıda çok güzel şeyler vardı falan deyip dinlemeye başladım. Sonra 2017 Spotify dökümünde fark ettim ki en çok dinlediğim şarkı bu şarkı olmuş. Yani biraz abartmışım yani yine. Kadın inanılmaz söylüyor. Sonradan belgeselini de izledim. Aman Allah'ım yani. Nasıl? Ben daha izlemedim. Ama o da hüzünlü bir belgesel galiba. Hüzünlü. Evet. Hüzünlüyüz. Yine aramızdan ayrılan bir müzisyen. Yani. Neyse, şey konsept bu. Eğleniriz başka zaman. I Have Nothing diye bir şarkı işte. Tamam. Çok zaman geliyor. Oluyor. Şu versiyon. Düzenleme de inanılmaz iyi. Çok etkileyici her şeyiyle. Okay. Bu versiyonu bak. Yes. Köşe bir parçaydı bu. Evet. Bu arada filmi Bodyguard izleyen var mı aranızda? Dört kere. Yani Laurent, tamam. Çok fazla kişi izlemiş. Fena film değil. İzleyin aslında. Valla ben de izlemedim. Ben de oturup izlemeliyim bence. Şu anki gözümle. Evet. Neyse mesajı aldınız diye kestik şarkıyı yani. Aslında ileride modülasyonlar bir şeyler oluyor. Kadın inanılmaz yükseliyor. Aynen yükseliyor falan. Acayip insanın tüylerini dikerten şeyler oluyor ama geçtik şimdi. Tamam. Şöyle. Paul Simon'dan bir şarkı. Epey yeni bir şarkı. Aslında bundan şey diye bahsetmek isterim. Beni mahveden şarkılar ve diziler gibisinden Louis C.K.'yi biliyorsunuz ve ne yazık ki o da bu Me Too bulutunda beliren insanlardan birisi oldu. Ve bu şekilde aslında ne bileyim cezalandırılması ve ortadan yok olması iyi bir şey. Ama iyi bir sanatçı olması evet. Gerçeğini değiştirmiyor. Horace and Pete diye bir dizi yaptı. İnanılmaz etkileyici bir dizi. İzlediğim en güçlü, en duygusal dizilerden bir tanesiydi. Evet. Ve çok şanslı ki Paul Simon o dizi için bir şarkı besteledi. Tamam. Onu şimdi dinletmek isterim. Okey, sizin o zaman geliyor. Evet. Son parça. Son parça. Bu şarkının, yani aslında şarkı, grup ve ergenliğimdeki hayatım diyebileceğim bir şey aslında. Metalcilikten bir bahsettim ya, satır arası bir yerde. İnanılmaz büyük bir Metallica fanıydım. İşte ne bileyim, davul belki çalmazdım Lars'ı bilmeseydim falan diyebilirim yani. Çok etkilendiğim bir grup. Ve bu da yani zaman geçtikten sonra işte ne bileyim artık herhalde 20 yıl falan geçti benim bu şarkılarla ilk tanışmamın üzerinden. Hala beni çok fazla etkileyen ve dokunan tarafı var ve çok büyük bir eser olduğunu düşünüyorum yani. Böyle bir senfoni gibi başlıyor, oraya geçiyor, oradan oraya dönüyor filan ve her müzikal statement çok anlamlı ve güçlü. Bunu da bence bir dinleyelim. Bu kadar eklektik bir şeyden bildirmişken bu da bence her kumana yani. Girdik. Şimdi Metallica ile bitiriyoruz Can Güngör'ün seçkisini. Kendisine bir teşekkür ve alkış alalım sizlerden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım sıkılmadınız, şaşırdınız ve eğlendiniz.
Bence parçada sıkılmayacaklar zaten. Bu arada yani, parça normalde 9,5 dakika ama 9,5 dakikanın tamamını dinlemeyeceğiz. Maalesef. Parça bittiğinde de Yasemin Mori bizlerle olacak. Parça giriyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba tekrar. Üçüncü konumuzla devam ediyoruz benim şarkılar Mahvetti'ye. Okan Korun. Kendisini eğer Biriken Kolektifi'nin tiyatro işlerini veya Biriken Kolektifi'nin kendisini takip ediyorsanız zaten gayet yakından tanıyorsunuzdur. Onun dışında Bartu Ben'de izlemiş olabilirsiniz. Mercimek olarak kendisini. Nasılsın Okan? Hoş geldin. İyiyim. Sağ ol. Hoş bulduk. Yetkin. İyiyim yani. Fena değilim. Mahvolmuş şarkıları seçmeye çalıştım. Evet. Bu kalabalık seni pek dinlemek istemiyor. Bu kalabalık beni asla dinlemek istemiyor. Seninle çok ilgilenmiyorlar. Benimle ilgilenmiyorlar. Neyse ne yapacağız? Biz kendi kendimize konuşalım. En azından burada bizi dinleyen bir kitle var. Evet. O kitle takılır kendi kendine. O zaman şunu sorayım, çünkü az önce de kendi aramızda birazcık konuşuyorduk. Gördüğün gibi hem Can Güngör'le hem de Yasemin Mori'yle Mahvetme konsepti oldukça değişebiliyor. Biz Beni Bir Şarkılar Mahvet diye insanları çağırırken sadece seni mahveden şarkıları seç diyoruz ama başka da hiçbir şey söylemiyoruz. Sorarlarsa bile söylemiyoruz aslında. Biz öyle söyledik diye geçiyoruz. O yüzden de onlara kalıyor mahvetmek ne demek. Senin için ne anlam ifade etti ve nasıl seçtin parçaları biraz anlatsana. Yani aslında şöyle oldu. Bu mahveden meselesi bir şarkının mahvetmesi durumu var. Bir de mahvolunan zamanlarda dinlediğimiz şarkılar var. O yüzden o ikisini birden aslında seçmeye çalıştım. Bir de şöyle bir kişisel tarihimde de böyle kronolojik bir sırayla koymaya çalıştım. O yüzden ilk şarkı işte bu albümün çıkış tarihi Nazan Öncel'in Sokak Kızı albümü 1996, ben 13 yaşındayım. Walkman'de sürekli bu şarkıyı tekrar tekrar dinliyorum ama 13 yaşında muhtemelen yani öyle mahvolmuş bitmiş bırak seveyim rahat edeyim git de gebereyim falan diyecek durumda değilim yani. ama sanırım o şarkının içindeki bir şey yani o bir şey biraz da görkemli bir kişi o. Biraz çünkü fazla yalvarıyor ya böyle bırak seveyim falan diye. Şimdi tabii çok daha güzel yalvarıyor Nazan Öncel ama o yüzden bu şarkıyı seçtim. 13 yaşındaki kendimi güya mahvolmuş hissettiğim zamanlara gitmek için. Sonra mahvolacağını o zaman hiç mahvolmadım. Evet sonra anladım. Sonradan anladım. O zaman başlıyoruz Nazan Öncel ile bırak seveyim rahat edeyim. Her şey çok kolay oldu. Ne sızlanma ne de anladım. Seni mahveden parçalara. Gerçekten baştan sona bir dramatik albüm gerçekten. Benim de bize zamanına bayağı damgasını vurmuştu. Peki biraz hemen bugüne geri dönüyorum. Neler yapıyorsun bu aralar? Ne yapıyorum? Genelde bu aralar evde oturuyorum. Bir şey yapmıyorum. İşler arası. Bir şeyler yani yeni bir şeyler öncesindeki işte zamanlar falan gibi bir şeyler. Bazen yazıyorum, çiziyorum, bazen hiçbir şey yapmıyorum. Bütün gün dizi izliyorum falan gibi zamanlar geçiriyorum aslına bakarsan. Öyle bir dönem değil yani şu an. Yaklaşan bir şeyler var mı? Yaklaşan bir şeyler bizim işte Fransa'da bir işimiz var yapmak istediğimiz artık hani giderek gerçekleşme adımları daha belirginleşen. Ondan sonra üniversitede ders veriyorum haftanın bir günü, ona gidiyorum falan. Öyle benim geçen sene oynadığım oyun vardı, Işık Teorisi, o Almanya'ya festivale gidecek falan. Öyle küçük küçük nokta atışı şeyler var. Bütünü yakalayamadık Işık Teorisi'nde, buralarda olacak mı tekrar? Bilmiyorum, yönetmeni burada sonra sorarız onu. Sorarım onu. Tamam. O zaman ikinci parçadan bahset biraz bize. Benim açıkçası hiç bilmediğim bir parça, o yüzden sana bırakıyorum. Ben de şunu enteresan bu 2005 galiba bu albüm. Bu albümü ve bu grubu Bant'ın eskiden Bant kağıt olarak basılırdı arkadaşlar. Ve orada böyle yeni çıkanlar köşesi vardı. Muhtemelen Ekin de yapıyor olabilir o köşeyi. Orada Gravenhurst'un Fires in Distant Buildings albümü çıkmış ve analizi yani onun küçük bir şeyi vardı ve ben o albümü orada okuyup dinlemeye başladım. Ve bu şarkı Cities Beneath the Sea çok önemli bir yani yurt dışında o sırada okuyordum ve bir şekilde böyle bir
tuhaf bir mahvolma anıma denk gelen bir şeydi. Bunun şeyi de, şarkının yapan kişi de 36-37 yaşında 2014'te bir anda öldüğü nedeni de bilinmiyor. Ortadan, evet. Okey, peki şeyi sormak istiyorum. Bu mahvolduğum bir dönemde dinlediğim parça mı, yoksa dinleyip mahvolduğum parça mı? Bu galiba dinleyip yani çünkü adamın sesinde böyle çok yalın, sade ve sözlerde de böyle tuhaf bir şey var. Yani bilmiyorum aynı fikirde mi olacak insanlar ama o, sanırım o Nicholas Talbot muydu? O, onun, yani onun sesi beni etkiliyor sanırım, sözleri. Bir dinleyelim o zaman. Şarkıyı biraz hızlı bitirdik. Aslında bir iki dakikası falan daha var ama bambaşka bir yere doğru gidiyor. Devamını dinlersiniz. İsterseniz evde. Bol bol sohbet ediyoruz ama aslında zaman dar ve sen daha dört parça daha çalmak istiyorsun. Aman tanrım, evet. O yüzden hemen bir üçüncü parça tamam. Uykusunu senden alalım. Üçüncü parça 2005 yılları yine. Ben artık hani böyle daha fazla partileyen ve daha fazla eve hüzünlü dönen, işte ağlayan bir küçük kız gibiyim. Ve dolayısıyla Blonde Redhead'in Doll Is Mine'ı tamamen beni anlatıyor. O yüzden onu seçtim. Tamam. Okan'ın seçkisini dinlemeye devam ediyoruz. Sırada dördüncü parça var. Ben hem öyküsünü çok iyi biliyorum aslında, bir de benim için de çok özel parçalardan bir tanesi. Ama senden dinliyorum. Dördüncü parçamız yani zaman olarak 80'lere tekabül ediyor. Sana Doğru, Ajda Pekkan'ın. Şimdi sene 2005'te kalmıştık en son. Sonra üstüne bir 10 sene ekleyince 2015 yılı. Sonuçta benim ve buradaki birçok insanın da müthiş bir yeri doldurulamaz bir kayıp yaşadığı sene 2015. Boysan'ı kaybettik, Deliş'i ve Mert'i. Boysan biraz Ajda Pekkan'dı. Dolayısıyla o tarihten itibaren dinlediğim bütün neşeli Ajda Pekkan şarkıları dahi biraz mahvediyor beni. Ama Sana Doğru aslında ters köşeye yapan şarkılardan, zaten aslında iç acıtıcı bir hikayesi var sözlerinin. Bence dinleyelim. Evet. Evet, bu Boysan'a gittim. Hem alkışlar hem özürlüyüz. Hem de galiba 80'ler Ajda'sını geri istiyoruz. Çok istiyoruz hem de. 90'lar Ajda'sı bir 30 olur. Sene sonra geri gelebilir 80'ler Ajda'sı. Umuyoruz. Çünkü 2000'ler Ajda'sı çok olmadı yani. Okey, devam edelim. Şimdi evet, ne yazık ki, yani ne yazık ki değil aslında, ne yazık ki falan değil de seçkimde 3. Türkçe sözlü parçama geçiyorum. Yasemin de az önce Tarkan'dan bir şarkı çaldı. Ben de Tarkan'dan tabii ki bir şarkı çalacağım. Çünkü o Tarkan. Herkes haddini bilecek. Sevdanın son vuruşu, Tarkan'ın söylemesinin yanı sıra bence önemli olan şey Müjde Arın, Aysel Gürel öldükten sonra çöp kovasının içinde böyle buruşturulmuş bir kağıt buluyor. Orada Sevdanın son vuruşunun sözleri var. Bence Aysel Gürel'in en kısa yalın ve bu kadar böyle doğrudan süslemeden anlattığı, yani aşkı en iyi anlattığı son hali diyebilirim. Biliyoruz. Buna çok uzatmadan buna bayılıyorum bizim Türkçe sözlü şarkılarda. Bana zaten hiçbir şey olmadı, attığın kurşunda kördü falan derken bir yandan müthiş acı çekiyor arkada. O yüzden müthiş bir yalan üzerine kurulu. O yüzden çok iyi bir şarkı bence. Zaten yani o kadar acıklı sözlerin üzerine o elektronik bizim gerçekten koparak mahvolmayı aşkın olduğumuzu gösteriyor galiba. Şimdi bitirirken son şarkımı, Türkçe sözlü olmayan son şarkımı, şöyle bir anı gözünüzün önüne getirin. Yani bilmiyorum.
Cuma günü başlamışsınız partilemeye. Pazar olmuş. Pazar akşamı olmuş. Artık etrafınızda partileyecek hiç kimse kalmamış. Bütün içkiler tükenmiş. Her şey tükenmiş. Böyle pencereye bakıyorsunuz. Bir tane şarkı çıkıyor ve böyle siz aman Allah'ım yani ne kadar mahvoldum diyeceksiniz ama onu diyecek takatiniz bile yok. Kendinizi o ana bırakıyorsunuz. İşte o zamanlar için bu şarkı. Böyle Vive la Fête'in Le Diable şarkısı ve de bunun editi. Okunumuna teşekkür ederiz. Harika seçimlerinden dolayı. Beni bu şarkılar mahvetti. Gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Arka taraf kopuyor. Şu anda da Serkan Altun Orak'la birlikteyiz. Tiyatro sahnelerinin inanılmaz epik bir giriş yapıyor. Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü ismi Serkan Altun Orak'la birlikte kendisini mahveden şarkıları dinleyeceğiz. Serkancığım nasılsın? Bir istiyorsan bir ses. Ya buraya gelene kadar her şey yolundaydı. Bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi bana mesaj attı ve dedi ki mesajın başlığı şu, bizi mahveden şarkılar. Şimdi mahveden. Ve buraya geldiğimde dinlediğim şarkıları duyunca seçtim o 5 şarkı. Allah'ım. Ya beni mahvettin. Yani beni mahvettin. Beni mahveden arkadaşlar. Yani hepinizden özür dilerim bu arada o seçtiğim 5 şarkı bu arada, için. Yani bakıyorum listeye gayet yani bakarken bile mahvettim. Yani bu listeyi iki kere çalıp toplu intihar ikinci köprüden böyle. Arkadaşlar yani herkes... Öyle mi? Herkesin mahvolduğu şey. Öyle mi? Anlayışı demek ki bambaşka Serkan'cığım. Tamam. Ben de aşağı yukarı bu şekilde mahvolurum ama. Yani en azından ortak bir mahv... Ya şöyle, yani müzik benim hayatımdaki en önemli şeylerden biri olduğu için hani evet, Instagram'dan takip edenler varsa hep bana şey geliyor. Ben sürekli müzik paylaşıyorum ve paylaştığım müziklerin hep adını soruyorlar falan. Ben çok üşengeç bir adam olduğu için benim Spotify'ım bile yok. Hani böyle Spotify için bilmem ne playlist yapın falan, hiç öyle şeylere yani hiç öyle zamanım da yok. Arabanın CD'sinden falan mı dinliyorsun? 2010'da mı? Evet. Bedava Spotify dinliyorum. Hop. Reklamlı. Utandırdı. Kurduğumuz utandırdı. Reklamlı Spotify dinleyenler o zaman güçlü bir alkış. Abi reklamlı Spotify dinleyen candır ya. Rezil etti şey konuğumuz biz daha şimdi. O zaman dilersen ilk şarkınla birlikte. Ya evet, ya bu şarkıları da niye seçtim onu söyleyeyim kısaca. Genelde bunlar benim hani çocukluk ve böyle gençliğe geçiş dönemindeki şarkılar. Ve hayatımda gerçekten çok önemli şarkılar, önemli albümler aslında. Albümlerden yola giderek bu şarkıları seçtim. Gönül isterdi ki daha hareketli şeyler olsun ama bunlar benim hep hayatımda hep izi olan şarkılar oldu, albümlerin şarkıları oldu. O yüzden bunları seçtim. Öyle rastgele gelmiş şarkılar değil yani. Vay canına. O zaman buyurun, anons etmek ister misin ilk şarkını? İlk şarkım... Şey mi? Evet. İlk şarkı The Cure'dan A Letter to Alice şarkının ismi. ya Wild albümünden ve beni... Gerçekten sözleri, gitar soloları falan beni mahveden bir şarkıdır. Bu şarkıyı ilk Ayvalık'ta dinlemiştim albüm çıktığında. Ankara'da yaşıyordum o zaman, yaz tatiline gitmek için albüm almıştım ve Walkman'le. Bütün yol arabada bu albümü dinlemiştim. Walkman zamanları. Aynen. O yüzden bu benim ilk aşkıma. Vay. Haydi buyurun o halde. Denk gelir. Vay 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 vay. Resmen ben de Discman'ime gittim bu şarkı. Discman var. Discman ya evet. O kadar Discman gittim. Şimdi ikinci parça. Yani o Discman'e evet, geliyor. O denk Discman. Geliyor yani. O Discman, iPod. İşte, iPod... Walkman bunda iPod yok.
Ha öyle mi? Bunda Walkman ve iki tane şey var. Discman var. İyi. iPod'a gelmedi. Ya geliriz istiyorsan yani. iPod'da gerçi yani inanılmaz 90'lar sahneye bir seçim Serkan'ımızdan. Gece boyunca gerçekten 90'lara doyuracak bize. Ama ben de dönüp baktığımda en eğlenceli 10 yıl olarak neredeyse kendisi. Benim için göre öyleydi. Yani o zaman ülke de çok başkaydı. Hakikaten başkaydı. 90 doğumlu olanlar için gerçekten aslında bu noktada biraz üzülüyorum. Çünkü o 90 ve 2000 arasındaki o bir delirme vardı. Bir hakikaten yani sanatta, eğlencede, müzikte, yani her dalda gerçekten böyle bir zirveye vurulduğu bir dönemdi o. Ve bu inanmazsınız ama yani Türkiye'de de bu gerçekten kendini çok net gösteriyordu bu değişim. Son Hüsran'la bitti ama yine de 90'lar hakikaten çok iyiydi. Aynen öyle. 90'lar demişken bu arada perdede oynayan filme belki şu anda bizi radyoda dinleyenler için hiçbir şey ifade etmeyecek ama burada perdede bir film oynuyor gezinin başından beri. Tabii ki Aylin Güngör'ümüzün seçimi olan Harry Full var perdede. Yine bir 90'lar harikası. Az önce bir story çekip galiba Okan Sevda'nın son vuruşunu çalarken story çektim ve yönetmenini tagledim. Hell Hartley, Great Choice diye attım gerçekten. Bakalım ne cevap gelecek. Hell Bey'den. Şimdi Amerika'da saat kaç bilmiyorum ama sabahın körü olsun. 7 saat var. Ha evet. Ha iyi, fena değil. Birazdan düşer. Hell Bey. Mesaj kutumuza. Peki o halde sizi beşen şarkılara devam etmemiz lazım. Evet. Bu albüm benim hayatımı tamamen değiştiren, yani dünyaya bakışımı değiştiren bir albüm oldu. Radiohead'in OK Computer albümü. Konservatuvar 2. sınıftaydım. Hiç haberim yoktu Radiohead'den. Çok sevdiğim bir hocam vardı. Bir parça çalışıyordum ve o karakteri bir türlü yapamıyordum, edemiyordum. Dedi ki bir albüm vereceğim sana. Çünkü ben hep müzikle çalışıyordum. Bu albümü dinle, ondan sonra bir hafta sonra tekrar bakalım dedim. Bana OK Computer albümünü verdi. Ya ilk dinlediğimdeki ya üstümdeki kıyafete kadar her şeyi hatırlıyorum yani. Hani hayatımda daha önce gerçekten hiçbir şeyden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Böyle bir vokalden, müzikten. Bu albüm benim hayatıma çok yön verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Müthiş bir Tom York hayranıyım. Gerçekten dünyada hayran olduğum tek insan belki o. Ne diyorsun? Saspiria ile aday göstermediler Oscar'a. Göstermiyorlar, göstermeyeceklerdi çünkü... Ya onun da çok umurunda olduğunu zannetmiyorum yani. Evet, ben de zannetmiyorum. Ya öyle umurunda olan bir insan bu tavırda olamaz bence. Doğru, evet. Şöyle bir Rolling Stones'da bir röportaj okumuştum. OK Computer albümünde Grammy aday oluyorlar. İlk defa, ilk albümde ilk şey oluyor öyle işte Grammy adaylığı. Ondan sonra gidiyorlar, kırmızı halıdan geçemiyorlar. O kadar çirkinim ve o kadar kötü kıyafetim var ki diyor. Terasa çıktık diyor. Terasta sigara içiyoruz, aşağıya bakıyoruz kırmızı halıya diyor. Birimizin yanaştı diyor. İçinden Bono çıktı diyor. Bono çıkınca diyor bütün kameralar, ışıklar ya herif indi aşağıya diyor böyle duruyor falan. Ben de diyor böyle adama bakıyorum diyor. Aslında benim de onu yapmam gerekiyor diyor. Ve o gün anladım diyor ben asla rockstar olamayacağım diyor. Vay be. Gönüllerin starı. Gönüllerin starı. OK Computer'dan Lucky seçtim. Vay. Kendimizi keselim diye. Gerçekten öyle ya. Ya gerçekten bu listeyi çıkarabileceğimize emin değilim. Bakalım o zaman bir şansımızı deneyelim. Buyurun. Vay be. İpi kopmuş astronot gibi. Gerçekten ya. Vallahi perişan olduk şimdiden. Serkan'cığım mahvettin herkesi. Belli ölçüde. bayağı senin yaşıyor musun? Yaşayanlar var. Bence sıradaki parçanın hikayesiyle ya da sendeki karşılığıyla devam edelim direkt. Violator albümü...
Benim için o da çok 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 önemli bir albüm. Benim çocukluğum Ayvalık'ta geçti hep yazları. Orada yazımız vardı. Aytaş diye bir kulüp vardı. Hala var, belki içinizde bilenler vardır. Gece böyle dışarı çıkıp iki birayla sarhoş olduğumuz zamanlar. Yani böyle 16 yaş, 15 yaş falan. Böyle gece ilk defa dışarı çıkmalar. İşte ilk aşk, yaz aşkları falan filan hani böyle. Ve orası hep böyle The Cure, The Patch Mode falan çalardı. Elektronik işte New Age çalardı. Allah Allah, ay valla bak sen ya. Çok, çok güzel. Ben yani böyle acayip böyle bir motelin terası aslında. Ama o zamanlar Bilkent falan daha özel üniversiteler yeni açılmıştı. Ve hep Bilkentli tayfa hep oraya böyle eğlenmeye gelirdi. O dönemlerde işte bu albümde tam işte 91 falan. Gecenin sonunda mutlaka Violator'dan bir albüm çalardı. Ve böyle o tam böyle ilk öpüşme zamanı, hani böyle hani öpsem mi öpmesem mi falan filan durumları vardı ya böyle. Hep bu. Hatırlıyorum. Evet. Sonra aradan yıllar geçti. Ben New York'ta yaşarken New York'taki ev arkadaşım da burada. Bir gün Virgin Records'tan bu böyle bir Depeche Mode şeyleri, albümleri böyle toplu halde böyle indirime girmişti. Zaten kimse almıyor. Ama ben aldım böyle albümleri. O zaman kasetleri vardı bende, diskleri yoktu. Böyle Violator albümünü çıkardım, koydum. Metro'da benim Brooklyn'de yaşıyordum. 42'den Brooklyn Bay Ridge'e böyle 1,5 saatte falan gidiyorsun metroyla. O 1,5 saatte abi bütün albümü dinledim. Eve geldim. Ondan sonra koltuğa oturdum ve bu şarkıyı ya o gün herhalde 35 kere falan dinledim, bilmiyorum, belki hatırlıyorsundur o günü. Ondan sonra ev arkadaşım kapatısını iki yana sallı. Ve bunlar ya ben böyle çok böyle ağlıyorum ama yani tutamıyorum kendimi yani. Yani böyle bir şu sinir boşalması. Bir şey var galiba. Ondan sonra bunlar böyle biri öldü falan zannetti yani öyle bir şey. Ya yok bir şey olur iyi falan diye böyle. Hayda. Abi böyle bir sinir bozuldu. Ne oldu? Slav özlemi falan mı? Aslında değil, hiç değil. Ama ertesi gün Türkiye'ye döndüm bir haftalığına. Olmaz. Ya bilmiyorum, özlediğimden falan da değil de öyle herhalde duygusal bir şeyler vardı o dönem. Yok yok, özlemedim. Aynen. Şarkının ismi. Waiting for the night. Depeche Mode Violate herhalde. Haydi bakalım. İyi yolculuklar. Evet, Sarkan'ın Brooklyn'deki evindeki nemli yastığından dinledik. Gerçekten hüzün bastı. Evet, basıyor yani. Ya vallahi ben yani mahveden şarkılar deyince böyle şeyler seçmiş. Çok zor, çok üzülüyorum ya. Yani onlar öyle zaten. Ya mahvetmek değildi niyetim yani ama gerçekten. Yok yok, niyet doğru, niyet doğru kesinlikle. Konsepti doğru yorumlamış. Bir Tarkan seçemedim yani. Yok, senin mesela kapanış şarkına bakıyorum, tamamdır yani. En azından böyle moodlar yükselerek buradan ayrılacağız. Belli hoşla tabii ki, beklentileri düşürün herkese. Buraya kadar dinledikleriniz bundan sonrakilerin teminatı olsun. Peki Sarkancığım, sıradaki eser, ya ben birazcık açıkçası uyuz olduğumu gizleyemeyeceğim bir grup. Grup mu? Hayır, sen bunu sevmiyorsun. Sevmem. Ama yani senin neden sevdiğinle çok ilgileniyorum tabii ki. Ben bu albümü... Evet. Yani, tabii evet, saygımızın sonsuz olduğu yıllar. Yani, U2 Ahtung Baby albümü. Güzel albüm. Ya bu yine o aynı dönemler. Bu da benim için Bodrum Körfez Bar'dır. Körfez Bar'ın kapanışı. Yani mutlaka o bar U2'nun bir şarkısıyla kapanırdı. Ya kıyı beldelerinin yerine müdavimiyle. Körfez abi 90 ile 95 arası böyle... İçinden geçmeyen yoktur bence yani Körfez Bar'ın. Evet. Uğramayan yoktur oraya yani. İnanılmaz bir yerdi. Müthiş anılar. Love is Blindness gerçekten bir bar kapanış şarkısı olsa da yani gerek sözleri gerek vokaliyle beni ve o zamanki duygularla duygu sahnayla bilmiyorum, ben çok severim bu şarkıyı. Bende de yeri ayrıdır. Beni de mahvetmiştir. Öyle. Daha ne olurdu? O halde hep birlikte güçlü bir Bodrum Körfez diyelim.
Chase Blindness. Haydi bakalım, buyurun. Evet, Serkan Altun Uğrağımızı mahveden şarkıları. Deneyimlediğimiz gecemiz maalesef Serkan'la olan süresini doldurmak üzere. Son şarkısını alacağız birazdan kendisinden. Serkan bu arada biraz hasta bu gece, ona rağmen geldi ve yarın da oyunu var. Teşekkür ederim. Oyun nasıl gidiyor bu arada, onu da konuşalım. Kiloloji izleyen var mı bu arada burada? Vay helal olsun ya. Ya kaliteli bir resim. Aynen, teşekkürler. Ya oyun harika gidiyor. Ya ben mahvoldum ama yani sen her oyunda böyle yarım galon falan ağlıyorsun. Bayağı. Gözlerimden biraz şu an rahatsızım. Yani mahvoldum. Yani hayatımda oynadığım bir şeyden bu kadar etkileniyorum. Hayatım yani gündelik hayatımda normal hayatım etkilendi. Hep şaşırıyordum yani böyle okuyordum böyle şeyleri ve hiç başıma gelmemişti. Hiç gelmezdi diye de düşünüyordum ama hakikaten oluyormuş yani. Enteresan bir buçuk sene geçiriyorum. Şurada biraz daha kaldı yani şimdi Mayıs'ın sonuna kadar oynayacağım. Yani aranızda izlemeyenler varsa gerçekten izlemenizi isterim. Ben de tavsiye ederim rahatlıkla yani. Aşırı iyi bir oyun bence. Ben çok sevdim yani en azından. Değişik bir tecrübe. İzleyici için de, bizim için de her akşam başka bir şey oluyor. Pole dance yapıyorum, görmek istiyorum. Ya ben ona girmeyeyim demiştim ama sen hızlı konuştun. Mayom içimde diye açarmışım. Arkadaşlar Serkan bayağı iyi pole dance yapıyor yani, ben de şaşırdım. Oyun için öğrendim, bir başka bir şey. Muhakkak. Bence kaçırılmaması gereken bir performans. O zaman son parçanı... Son parça... Ya böyle birbirinden bunalım şarkılar seçince bir kendim korktum gecenin iki buçuğunda o mesajı atarken sana. Evet, korkumdan çok severim bu şarkıyı. Hatta kilolojiye çıkmadan önce de böyle çalıyorum şeyde. Bangır bangır tiyatroda da. Ha. Everything But The Girl I'm Missing. Evet. En azından biraz hareketli bir şey diyorlar. 2000'leri yakalamışlar, hadi gün doğdu. Aynen. Son dakikada. Ya ben... Ya bu vokale, bu şarkıya ve o dönemlere falan yani 90 ortaları yani banko bir şarkı bence. Evet bence de. Elektronik müziği bayağı böyle popla bilmem ne falan böyle garip bir şey yapmışlardı. Aynen öyle. O yüzden benim için önemlidir bu adamla kadar. Vallahi ben de çok severim. Harika bir parçayla kapatıyoruz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Evet. Vay. Bundan sonra Murat Ertel burada olacak, kendisi mahveden şarkılarla. Gece devam ediyor ama Serkan'la birlikte süremizi dolduruyoruz. Buyurun, Everything But The Girl'la. Ben Cem Kayıran yine. Yanında da Murat Ertel var. Hoş geldin Murat abi. Merhaba. Hoş bulduk. Ne zaman böyle seninle bir sohbet, söyleşi, röportaj bir şey olsa sonunda çok garip hikayelerle ayrılıyorum. Hmm. Bugün de muhtemelen öyle olacak. Seçeceğimiz parçalar, seni mahvetmiş parçalar. Evet. İlk ne dinleyeceğiz istersen ondan bahset. Hmm. İlk gönlüm salıncağını seçtim. Deliye her gün sevgililer günüymüş. Dünyada çok nefret var ve savaş var. Sevgiyi çağırdım, aşkı çağırdım istiyorum. Bunu da bütün sevgililere ve sevgilime ithaf etmek istiyorum. Bu parçada çok güzel dans ediyoruz. Erkin Koray hakkında tabii sabaha kadar konuşabilirim. Onun aşk anlayışı tam bu değil aslında. Rüştü Demirci var, bir besteci. Müzisyen, onun bestesi ve sözleri. Ama Erkin Koray'ın burada daha çok yorumcu ve düzenlemeci kafası var. O da çok güzel bir şey. Zaten hangi parçayı Erkin Koray'ın bestelediği de bir şey tartışma konusu neyse. Bu şarkı gerçekten dünyaya aşk getiren bir şarkı. Erkin Koray ya da komik bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda yani eleştirmek için değil ama aynı zamanda
şahane bir şey. Sevgiyle alakalı bir şey. Erkin Koray'la. Erkin Koray'la tanışabildim. Bu çok maceralıydı. Hepsini geçiyorum. Şöyle güzel bir şey oldu ki stüdyoya geldi işte çalışmadan bir şeyler. İki defa beni aradı ve dedi ki beraber çalmak istiyorum seninle dedi. Bu benim için inanılmaz bir şeydi. Çok güzel bir şeydi. Ben de ona dedim ki Erkin abi ben seni o kadar çok seviyorum ki seninle çalmak istemem. Seninle çaldıktan sonra seni sevmeyeceğim. Bunu bir kere dedim sonra birkaç yıl sonra yine aradım. Yine aynı şey söyledim. Yani yüzü bozulmasın. Yüzü bozulmasın çünkü sahnede bazen görüyorum böyle müzisyenlerin mikserine müdahale yapıyor. Almış faderlarını böyle kısıyor falan böyle çok çok fena yani. Olmaz. Erkin Koray'da olsa olur. Bence aşk için gelsin, ışık için gelsin. Gönül salınca. Gönül salınca abi. Beni bu şarkılar mahvetti de Murat Ertel'le birlikteyiz ve bir Erkin Koray parçası dinledik. Güzel başlangıç oldu, dans ederek başladı. Şimdi sanırım Ruhi Su'yla devam ediyoruz. Evet, Ruhi Su benim için çok önemli bir karakterdi. Çünkü babamın ve dayılarımın arkadaşıydı. Ve devamlı bizim eve gelip gidiyordu. Babam Mengü Ertel, onun ikinci plağından ölene kadar çıkarttığı son plağa kadar bütün plaklarının sanat yönetmenliğini yaptı. Bu yüzden böyle devamlı evde böyle bir durum vardı. Ben bayağı kompleksliydim, müzik eğitimi almadım diye. Ama ondan sonra araştırmalarıma göre aslında almışım. Çünkü bu coğrafyada meşk yöntemiyle yapılan bir müzik eğitimi var. Ruhi Su da plak kapakları daha tasarlanmadan önce bizim eve gelip bütün albümü çalardı. Babam makaralı teyitleri onu kaydederdi. Ondan sonra onu dinlemeye başlardı ve buraya ne koyalım, o bizim resmini koyalım, buraya ellerimizi koyalım, onun fotoğrafını çekelim, işte şöyle böyle bir fikirler giderdi. Bu da yıllarca devam etti yani ikinci albümden dediğim gibi son albümüne kadar ve herhalde Türk halk müziğinde konsept albüm, kavramsal albüm kavramını ilk çıkartan insandır Ruhi Su. Çünkü işte o da ilginç, Kurtuluş Savaşı türküleri işte diye 45'liklerin daha çok toplandığı ilk albümden sonra Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi böyle tak 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 gidiyordu bu şeyler. Şimdi size Pir Sultan albümünden bir parça seçtim, onu dinletmek istiyorum. Burada çok acayip, küçükken böyle bir şey düşünüyorum. Bu adam şu kanlı zalimin ettiği işler, garip duyduğu gibi zareler beni ve yağmur gibi yağar başıma taşlar, ille dostun gülü zareler beni. Şimdi burada bambaşka bir senaryo var. Bir adam ölüyor ve şey asılıyor ve ölürken böyle bir kahraman oluyor, bir şey oluyor. Yani bu böyle çok ters ve çok... İşte orada ben böyle çocukken böyle yandım, mahvoldum gerçekten. Bunun anlamı beni orada yattı hakikaten. Bunu böyle çaldığım, sakinlik şekilde beslediğim başka şekillerde sonra aşıkların sözü kalanın içine girdi bir yerde, oradan çıktı filan. Yani böyle hep böyle şey hayatında oldu bu türkü. Hatta şöyle bir şey vardı, Tünel'de Elvis Mustafa ile beraber Ben Harper'la konuşuyorduk biz. Ve ben ona bunu şey yaptım, bu türküyü şey yaptım, söyledim. Ondan sonra o çok etkilendi. Ondan sonra ikinci albümde Roses for My Friend diye bir tane parçası vardı. Onu şey yaptı, onun sözlerine kattı bu parçayı, o muhabbetten sonra. O yüzden böyle çok, benim için çok yer etmiş bir şarkı. Ve Pir Sultan da 7 Ozan'dan biri biliyorsunuz. Ben Ruhi Su hakkında daha çok konuşuyorum ama dinleyelim bence şimdi. Ruhi Su'dan Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler. Şimdi ne var Sedat Murat abi? Şimdi grup bunalım var. Ama
Bunun da hikayesi var. Şöyle ki, ben işte Ruhi sonu falan geldi yine evde işte dayımlar, babamlar falan yaşıyor. Oraya böyle inanılmaz insanlar geliyor. Gazeteciler sitesi Esentepe'de Sağlam Fikir Sokak vardı. Zaten o civarlarda işte Oğuz Ürkan'ın evi, yok işte Atilla Özdemiroğlu'nun evi falan vardı ama bizim ev Çıkmaz Sokak'ın tam sonundaydı. Sağlam Fikir Sokak ve Çıkmaz Sokak'ta 23 numarada oturuyorduk. Orada işte ne diyeyim, bir sürü insanlar geliyordu. Kitap yaktığımızı hatırlıyorum, kitap gömdüğümüzü hatırlıyorum, gözcülük yaptığımı hatırlıyorum, küçücük çocuğum. Sonra o eve işte yok Yaşar Kemal'ler, Aziz Nesin'ler, Turgut Uyar'lar, Edip Cansever'ler hepsi böyle geliyor gidiyor. Neyse bir de yanda bir ev var. O evde de Ahmet abi var, Ahmet Güvenç. O böyle benim kafama okşuyor işte, üç tekerlekli bisikletime biniyorum ben, gidiyorum işte geliyorum falan böyle. Uzun saçlı abiler, şunlar bunlar da o eve giriyorlar, çıkıyorlar. O evde de Ahmet abinin annesi Suna Güvenç oturuyor. Suna Güvenç'in de sevgilisi Ara Güler. İşte orada tabii böyle sanatçılar, olaylar dönüyor. Neyse uzatmayalım. Orada işte ama konuklar dışında böyle Ahmet abinin bir grubu var. Onunla takılıyorlar. Neyse ben bir gün Deniz Pınar'ın Narmanlı'ndaki yerinde oturuyordum ki tekke gibi bir yerde orası. İnanılmaz böyle sanatçı fışkırdı oradan. İngiliz Kemal vardı rahmetli. Kemal X. Onunla bir fotoğraf gördüm. Bu ne falan diye baktım. Abi baktım. Ahmet abi. Abi baktım. Suna ablanın balkonu. Kim bunlar dedim. Bu dedi grup Bunalı. Meğerse ben o grup zamanında böyle işte takılıyormuşum orada. İşte aynı zamanda Ahmet Güvenç'in annesi olan Suna Güvenç de Bülent Ortaçgil'in bahsettiği evde yaşayan, yani hadi gel gidelim Suna ablaya parçası var ya. O Suna abla. Oraya gidiyorlarmış, o eve gidiyorlarmış. Ben de orada böyle çocukken böyle dolaşıyorum. Bir bizim ev var, bir de Suna ablanın evi var. Böyle bir durum var yani, grup Bunalı mı de ben orada bir şekilde dinlemişim. Ama bunu yıllar sonra bizim rahmetli Kemal X sayesinde anladım. Şimdi bu Bunalı'nın da tabii çok önemli grup. Bilmiyorum deseniz bile biliyorsunuz çünkü Bunalı'nı Cem Karaca şey yapımcılığını falan yapıyor. Erkin Koray da çok seviyor. Bayılıyor adamlar. Geliyor alıyor onları. Yeraltı dörtlüsü oluyorlar onlar. Yeraltı dörtlüsü olarak Erkin Koray'ın en güzel işlerini İstanbul Plak için yapıyorlar. Sonra dağılıyorlar. O işte Kurtlanan Ekspresi gidiyor. X kardeşlere gidiyor falan. O dörtlü acayip bir dörtlü. Bence Türk Saykelik müziğinin en baba dörtlüsü Aydın Çakuş işte şey yani hepsi muhteşem doğal bas gitar. Yani neyse onlardan bir tane Başak Saçlı'nın parçasını dinleyeyim. Şimdi de olsa takılabilir de. Yine çok hikayesi, sizde özel hikayesi olduğunu düşündüğüm bir parçaya geçiyoruz galiba. Aynen. Ben şimdi Aşık İhsani'den yazacağım parçasını çalmak istiyorum, türkü. Bu Aşık İhsani'de benim en çok etkilendiğim aşık. Ruhisu'dan da tabii çok etkilendim ama o aşık kimliği içinde olan bir insan değildi. Başka, farklı bir durum vardı. Aşık İhsani'den çok etkilendim. Çocukken onu da görüyordum. O da geliyordu bizim eve. Ve yani böyle şöyle düşünüyorum. Uzun saçlı bir adam, bir de uzun sakalları var ve saz çalıyor. Acayip etkiledi beni. Hakikaten çok etkiledi. Bir de dayım Turhan Selçuk onun şeylerini yapıyor. Ne derler? Karikatürlerini yapıyor. Ona işte plak çıkartmış 45'lik bilmem ne. Bu yazacağım da kapağı yine Turhan Selçuk'a aittir. Yaz Gazeteci'den daha önce benzer bir şeyi, konsepti, kavramı getiren bir aşıktır. Çok inanılmaz böyle ne diyeyim, dışa vurumcu, ekspresyonist, dışa vurumcu bir tavrı var vokalde. Baltası var böyle, balta bile bile diye böyle şey, o sanki baltayı bileme sesini böyle çıkartır.
Sazı da çok iyidir yani. Böyle o vokali yaparken o sazı bu adam nasıl çalıyor diye böyle düşündürtür. Ama çok fena bir kayıt var. Kusura bakmayın. Sanırım Spotify'da yok bu parça. Anti-reklam yapayım. Kötü mü oldu acaba? Neyse, bence iyi oldu. O zaman Aşık İhsan'dan yazacağım. Evet, Aşık İhsan'ı gerçekten. Yani kayıt iyi olsa daha da güçlü olurdu ama sezebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz gerçekten ne kadar güçlü olduğunu. Son parçamıza yani, geldik. Son parçamıza geldik. Evet. Bu arada burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederim. Bizden sonra da Göksu Gül burada olacak. Şahane. Şimdi ne dinliyoruz son olarak? Evet, son olarak Cem Karaca kardeşlerden bir parça. Karaca'nın bunu da 45'liği vardı bende, hala da var. Hep böyle koyardım dinlendim, koyardım dinlendim. Üst üste dinlendim. Muhteşem bir şarkı. Kardeşler inanılmaz bir grup gerçekten. Cem Karaca da çok severim ama Kardeşler grubu uff. Seyhan Karabağ işte, Ünal Büyükgönenç. Ve bunun böyle hikayesi de şu ki bu parça dinledikten yıllar sonra işte biz o Esen Tepesi alan fikirden başka bir gazeteci gazetesine taşındık. Orada da üst komşularımızdan bir Nihat abi vardı. Flamenco çalardı. Ben ondan böyle gitar çalmayı öğrendim derken ona Ünal abi takılmaya başladı. Ve Ünal'ın büyük yönençle böyle tanışıp abi işte gitardır, şurdur, burdur filan onun böyle gözlemlemeyi, ondan böyle ilham almaya başladım. Aynı zamanda Ünal abi bu şeyin 45'liğinde çizimini de yapmıştı. Yani grafikleri ilgileniyordu. Bunlar benim de babam grafiker olduğu için bu konularda filan da böyle konuşuyorduk. Bu da bir şey, müthiş bir tutku ve aşk şarkısı. Yine sevgiyle başladık, aşkla başladık. Yine öyle bitirelim. Hem böyle çok politik, çok ne diyeyim işte mesaj veren şeyler, hem de aşk beraber olabilir. Bunlar ayrılmasın. Onlar ayrılınca o zaman hayat çekilmez olur gerçekten. Bugün de Metallica'dan Tarkan'a uzanan evet, seçkimizde güzel oldu buralarda girmek. Cem Karaca'dan dinliyoruz. Çok teşekkürler tekrar Mehmet abi. Cem Karaca ve kardeşler. Kardeşler. Evet, kardeşlerim için. Kardeşler. Gecenin son konuğu benim şarkılar mahvetti dedim. Üçüncü buluşmasının son konuğu Göksu Gül. Kendisini uykusuzdaki karikatürlerinden belki tanıyorsunuzdur. Gerçi artık karikatür dergilerinde çalışmıyor. Yok, kesme. Çizmiyor. Mart sonunda bir sergiye hazırlanıyorsun. Bizi kırmadın, geldin. Ona rağmen teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani böyle o iş yoğunluğu arasında bana çok iyi geldi dışarı çıkmak. Birazcık da beraber mahvolalım o zaman. Mahvolalım, evet. Lütfen mahvolalım beraber. Hemen dinliyorum. İlk şarkın nedir? İlk şarkım, ya ben biraz notlarla geldim. Buyur. İlk şarkım benim orta birde sürekli dinlediğim bir şarkı. Ronnie James Dio'dan. Holy Diver. Ama yani şöyle anlatayım. Aramızda Ankaralı olan var mı? Ankaralılar. Bir tane. Bir tane burada var. Oley, harika. Şimdi orta birdeyim. Bir tane daha varmış. Oley, tamam. Üç Ankara. Orta birdeyim Ankara. Sabah kalkıyorum böyle hava kapkara. Yani böyle yataktan şu şekilde çıkıyorum. Diye böyle hani radyodaki arkadaşlar için söyleyeyim. Neydi? Devil Horns. Devil Horns diye kalkıyorum böyle. İşte üstümü giyiyorum. Buramda pentagram var. Buramda Atatürk Lisesi yazıyor böyle. Gidiyorum kahvaltı masası annem hazırlamış. Yumurtaya anneanneme diye böyle evden çıkıyorum. Nimet amcaya diye böyle. Hepsine Devil Horns yani. Sonra servise biniyorum. Okul servisine. Ve her sabah istisnasız bu parçayı dinliyorum. Evet. O zaman açabiliriz. Bütün servis dinliyor yani.
Yok hayır, benim kulağımda. Ben sadece tek başıma her gün istisnasız orta birde okula giderken orta bir parçam bu benim yani. İyi, orta bir sınıfa evet. Gidiyoruz o zaman. Ankara, tamam. Evet. Ama başı çok uzun ya. Ne yapsa başını biraz iktirsek mi? Oaa diye böyle. Olsun ya. Bir şeyler var. Çok duygulandım Yetkin. Ağlayasım geldi, gözlerim doldu bir ara. Bu orta bir şarkı. Orta bir şarkı. Sen ama nasıl? Yani nasıl bunalım? Ya nasıl bir kötü, nasıl bir eziklenme, nasıl bir dışlanma? Sen takdir falan da almamışsın. Yok canım, ne takdir ya. Teşekkür bile alamadım. Evet, devam edelim o zaman. Şimdi orta ikiye mi geçeceğiz? H, I am him. Yani o gruptan Wicked Game. Şimdi bizim lisedeyken, şimdi ortaokuldan liseye geçtim. Orada bir kız grubumuz var, böyle 5 kişiden oluşuyor. Ve biz birbirimize her kızdığımızda bir büyü yapıyorduk. Büyü de şöyle, bir hertagram çiziyoruz. İçine bir tane penis çiziyoruz ve üstüne dev bir çarpı atıyoruz. Bu yani ömrünün sonuna kadar bir sevgilin olmasın büyüsü. Ve sonra bu parçayı açıyorduk. Bu parçanın içinde özellikle de şey, kimse kimseyi sevmez bölümünü böyle birbirimizin beynine zerk ediyorduk. Yani buna inansın ki asla sevgilisi olmasın. Açabiliriz. Tamam. Geçtim. Birinin ismini bir daha söyler misin? Nofik birisi. İşe yaradı mı peki? Bayağı bir süre yaradı. Bayağı yaradı. Ama sonra bir bozuldu. Tamam ama ondan sonra da bir daha yapılmamıştır herhalde zaten. Sonra. Yok, bir daha kimse o büyüyü bana yapmadı. Belirli aralıklarla yenilemek lazım. Ben kendime yapıyorum. Evet, devam edelim seni mahveden şarkıları. Şimdi Kanye West. Fate, bu klibi izleyen var mı? Fate klibini. O bir, inanamıyorum. O zaman anlatacağım. Şimdi bu klipte kahverengi bir ablamız var. Ama yani ablamızın bir götü var. İnanılmaz böyle hani, inanılmaz bir göt. Ya ben de böyle kafayı taktım. Acaba bu göt nasıl yapılır? Ya bir dakika arkadaşlar lütfen. Bu göt nasıl yapılır? Acaba her gün tüm tavuk yiyip ayaklarıma 5'er kilo bağlasam bu göt olur mu? Ya benim derdim bu. O günlerde bu. İşte kuzenim Mert Canatan da böyle İstanbul'a gelmişti. Beraber arka odaya gittik. Ben konuyu açtım. Dedim hani böyle bir göt var. Bu göt nasıl yapılır? Klibi seyrettirdim böyle ona. Evet dedi, çok ciddi bir mesele bu. Ve bütün gece sigara içip göt baktık. Yani bütün götlere baktık. Arka odaya giren çıkan, giren çıkan. Ve en sonunda o götü, en yakın götüm Berkay Ayber'in götü oldu. Burada mı Berkay? Kaçtı bence o. Ama kayıt altında. Gerçekten en yakın o. En yakın o. Sonra böyle hızımız alamadık. Biz Meriç'te çıktık dışarı Kadıköy'de. Klibi açtık telefonda. Arabanın üstüne koyduk. Aynı hareketleri yapıyoruz. Kızın böyle yere yatıp böyle götüyle yeri dövdüğü bir yer var. Dedik bu sahneyi yapacağız. Böyle hava çok soğuk. Biz böyle kuru götümüzde o sahneyi canlandırdık. Ya devam edemeyeceğim hadi. Son. Önce gördüğün saksı. Betonu dövdük diyecektim pardon. O kuru götümüzde soğukta betonu dövdük. Tamam. Hadi açalım. Tamam. Evet. Evet. Şimdi evet. Sen sor. Yok ben orta bir Devil's neydi? Devil Horns. Nofik büyüsü. O göt. Betona çarpılan göt. Götlerden sonra şimdi sırada. Ya şimdi Tayfun'dan bir parça çalacağım. Biraz böyle hızlı değişik geçişler oluyor ama şimdi yine kuzenim Melih Canıtan'dan bahsedeceğim ama bu sefer 5 yaşında. Ve böyle ben 9 yaşındayım o sırada ve ondan nefret ediyorum yani. Çünkü elinde Tayfun kaseti. Ben Tayfun'a aşığım, ölüyorum diye geziyor böyle son ses açıyor. Götünü sallaya dans ediyor. Anneannem, dedem böyle alkış tutuyor. Ben de aslında Tayfun'a aşığım yani. Ama asla duygularımı belli edemiyorum yani. Asla belli edemiyorum ama şimdi
ben bu şarkıyı o zaman hazır sevdiceğim buradayken ona armağan edeyim. Duygularımı belli etmek adına. Hadi yine iyisin Ege. Hadi açalım. Ege gerçekten iyisin. Yani no pick büyüsü de zaten geçen yılını kaybetmiş, o yüzden bu şarkı sana aynı. Utanıyorum da kıyarım ama ne yapalım. Evet. Şimdi alfabet. Aynen ama önce şunu söyleyeyim. Beni bu şarkılar mahvetti buluşması, üçüncü buluşmasının son konuğu Göksu Gül. Evet. Son parçasını şimdi çalıyoruz. Ha evet. Son parçayı dinleyelim senden. Nedir öyküsü? Evet, şimdi bu parçanın öyküsü. Bu parça benim dünyadaki en sevdiğim parça. Niye? Çünkü doğmadan önce de bu şarkıyı seviyordum. Annemin anlattığına göre bu şarkı her çıktığında tekmeliyormuşum. Annem de bir gün denemiş. Dur demiş, böyle gün içinde böyle bir çalayım bakayım ne yapacak. Her seferinde tekme atıyormuşum istisnasız. Ha şimdi hani doğdum. Hala çok seviyorum. Tekme atma isteğim yok ama özellikle böyle hani çıplak vücudunda neonlar falan dediği yerde böyle bir şey oluyorum. Hala çok seviyorum o parçayı. Bebekken yani daha doğrusu annenin karnındayken de o cümleye mi takılıyordun acaba? Zannetmiyorum. O genel olarak yaşama arzusu uyandırıyordu bende. Çıplak vücudunda neonlar. Var mı neon ışığı? Çalıyorum o zaman. Tabii çalalım. Arkadaşlar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler geldiğiniz için. İnşallah tekrardan. Göksu sana da teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Alfa Filden dinliyoruz. Bilgin Çepen. Biriydim. Biriydim.